Alayına İsyan, Mine Söğüt, Can Yayınları. 2013 baharında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazı yazmaya başladıktan birkaç hafta sonra gezi süreci başladı. O güne kadar zaten aklım hep isyandaydı, sonrasında da hep olmazlarda, hayırlarda kaldı. Bu kitapta o günden bugüne yazdığım gazete yazılarından seçilmiş, farkındalığa, itiraza ve hayallere dair biraz üzerinde oynanmış, içleri ayıklanmış, dışları kabartılmış cümleler var. Gerçekte kim olduğumuzu ve ne istediğimizi hiç unutmayalım diye. İmkansız denilenin mümkün, mümkün denilenin imkansız olduğunu hep düşünelim diye. Başka bir dünya ve başka bir insan bir gün mümkün olabilsin diye. Üstelik bunu yapma denilenleri yaparak ve yap denilenleri yapmayarak gerçekleştirmek çok da eğlenceli diye. Alayına isyan işte. Mine Söğüt, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarından seçtiği cümlelerden, düşüncelerden oluşan alayına isyanda gündeme ve zamanımıza dair notlar düşüyor. Düzene, ikiyüzlü ahlaka, tüketimciliğe, vurdum duymazlığa, savaşkanlığa, rekabetçiliğe itirazlarını dile getiriyor. Yapma denilenleri yapmaya, yap denilenleri yapmamaya davet ediyor okuru, kışkırtıyor, düşündürüyor ve açıklara açılmaya, yani yaşama çağırıyor. Mecburiyet, Stefan Zweig, Sia. Stefan Zweig, dünya edebiyatında insan ruhunun derinliklerini yapıtlarında en iyi yansıtan yazarların başında gelir. İnsan ruhundaki çelişkileri, zayıflıkları, karmaşayı, aykırı duyguları etkileyici bir inandırıcılıkla anlatır. Mecburiyet, savaşla barış arasında sıkışıp kalmış Ferdinand'ın öyküsüdür. Ressam olan Ferdinand, daha çok karısının ısrarıyla Fransa'dan ayrılıp savaş döneminde tarafsız kalmış İsviçre'ye yerleşir. Dingin geçen günlerinin huzurunu bozan tek şey, kendi ülkesinden gelecek ve onu askere çağıracak olan mektubu beklemesidir. Her günü o mektubu alma korkusuyla geçer. Bir yandan askere giderek vatanına karşı görevini yerine getirme mecburiyeti, öte yandan karısının da körüklediği savaş karşıtlığı arasında kalan Ferdinand bocalar, iç dünyası altüst olur. Ona seçimini yaptıracak şey ise beklenmedik bir anda tanık olacağı sarsıcı bir olaydır. Mecburiyet, Stefan Zweig'ın kendi hayatından izler taşıyan, savaş karşıtı dünya görüşünü yansıtan, insan ruhunun derinlerini araştıran bir roman. Bambaşka Bir Bahar, Zahrat, Aras Yayınları. Bambaşka Bir Bahar, 20. yüzyılda Ermenice şiiri derinden etkilemiş isimlerin başında gelen Zahrad'ın Türkçe'ye çevrilen bütün şiirlerini bir araya getiriyor. Şairin Ohanes Şaşkal tarafından çevrilen ve farklı zamanlarda farklı yayın evleri tarafından yayımlanan şiirlerini derleyen Bambaşka Bir Bahar, bugün artık ulaşılması neredeyse imkansız hale gelmiş bu kitapları tek bir ciltte toplarken, Zahrad'ın nüktedan, incelikli, bilge şiiri hakkında etraflı bir fikir veriyor. Şairin edebi veriminin zaman içindeki değişim ve dönüşümlerinin de takip edilebilmesini sağlayan Bambaşka Bir Bahar, Zahrad şiirini sevenler için değerli bir kişisel antoloji niteliği taşıyor. Bambaşka Bir Bahar, Zahrad'la bugüne dek tanışmamış şiirseverlerin yanı başlarındaki bu büyük ustaya merhaba demekten büyük bir mutluluk duymalarını sağlayacak. Dukhalar, Rengeyi Türkleri, Selcan Küçüküstel, Kolektif Yayınevi. Çevrende gördüğün her şeyin bir ruhu vardır, hem de her şeyin. Bu yüzden soluk aldığın her an bunu fark etmeli ve çok dikkatli olmalısın. Böylece hiçbir canlının ruhuna saygısızlık yapmamış olursun. Kültürel antropolog Selcan Küçüküstel, Dukhaların yaşamını yazdığı kitabında günümüz dünyasının uzak bir köşesinde yaşanan insan, hayvan ve doğa arasındaki karmaşık ilişkilere ışık tutuyor. Hayvanları evcilleştirmeyi başarmış ender avcı toplayıcı topluluklardan biri olan Dukhalar, Moğolistan'ın kuzeyindeki Hövsgöl bölgesinde yaşayan göçer bir Türk halkıdır. Doğayı canlı bir varlık olarak kabul ederek tüm canlılara saygıyla yaklaşan eşitlikçi bir topluluk olan Dukhalar, araştırmacılara evcilleştirmenin sonuçlarının anlaşılması bakımından eşsiz fırsatlar sunuyor. Dukhalar'da Küçüküstel, yaşadıkları coğrafyayı evi olarak kabul eden bu göçer avcı toplayıcı insanlar, böylesine devasa bir evle nasıl ilişki kuruyor, ne gibi kurallara dikkat ediyorlar? Bir liderin olmadığı dukhalarda eşitlikçi toplumsal ilişkiler nasıl yürütülüyor? Evcilleştirme dukhalar için ne anlama geliyor? Rengeyikleri insanlardan ne gibi fayda sağlıyor?
Dukalar ava gitmeden önce ve av esnasında nelere dikkat ediyor? Ayı Sibirya halkları için neden özel bir yere sahip? Hayvan kemikleriyle nasıl fal bakılıyor? Ve rüyalar bir avcıya nasıl bir yön gösteriyor? Sorularına cevaplar arıyor.